Efendim merhabalar, biliyorsunuz programımızın çok önemli bölümlerinden bir tanesi olan sevgili Cenk Erden pazarlamayı, Cenk Bey'in nasıl kısalttığını hepimiz, kısaltacağını daha doğrusu hepimiz merak ediyoruz ama ondan önce az evvel dekorumuzu devirmeye çalışan sevgili dostumuz ve yönetmenimiz, kimdi Cenk Bey, bu yönetmenin adı neydi? Adlı yönetmenimizin bu hareketini hep birlikte bir kez daha izleyelim. Evet, şu an Erdem Bey'in işte o an benim muhteşem darbem ve dayanamayan rakibin dayanamadığı ve işte benim yaklaşık 2 tonluk çelik dekorumuzu bu şekilde devirmeye yüz tutturuyor kendisi. Taş bir kafa darbesiyle değil mi Cenk Bey? Bu şekilde bir daha göre tersten okuyalım bir bakalım. Evet, işte daha sonra olayın gerçekleşmeden önceki halini görüyoruz. Evet, bütün her şey böyle başlamıştı. Ve ben yastığı Cenk Bey'e fırlatır gibi yapıp yönetmenimize doğru işte şu şekilde fırlatmıştım ve kendisi dayanamayarak, yastığın benim fırlatma gücüme dayanamayarak bu şekilde dekorumuzu bu hale getirmişti. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Demek ki Cenk Bey, yönetmen olmak çok da kolay bir şey değil. Evet. Böyle biraz hafiften zor bir şey yani. Arada bir dayak yemek lazım Erdem Bey. Arada bir dayak yemek gerekiyor. Carcili carcel diye telefon bağlantısı olduğunu söyleyen bir de ruh hastası sesçimiz var gördüğünüz gibi. Fakat biz ondan önce hemen Cenk Bey'in bugünkü Cenk Erdem pazarlamayı nasıl kısalttığına şöyle bir bakalım. Cenk Erdem zabaza labaza. Evet, biraz uzatmışsınız Cenk Bey. Kısaltmak yerine uzatmayı tercih ettim. Uzun yazmayı tercih ettim Erdem Bey. Olsun, hiç mühims Cenk Bey. Bugün bir ürünümüz var mı sevgili izleyenlerimize? Bugün tabii ki gereken bir ürünümüz var Erdem Bey. Hemen buradan bir tebeşir buluyorum ve tebeşiri bulmamın hemen akabinde kolumu tahtaya doğru uzatarak, hı-hı, ki eğer bu şekilde yapmazsam buralara filan yazabilirim. Çok teşekkür ederim. Allah korusun, evet. Kolumu buraya doğru uzatarak çizimlerime başlıyorum. Çizimlerinizi, ürünümüzü böyle gerçekleştiriyoruz tabii yani. Ki. Robot resmini mi çiziyorsunuz ürünümüzün? Bir nevi. Evet, Cenk Bey'in çizimlerine bir zoom yapalım ve biz bu çizimler esnasında ne olabileceğini tahmin edelim. Evet, şöyle bir sapan gibi bir şey ve burada da saçma bir şey. Demek ki elektrikli sapan yapmış kendisi burada, zira bir fiş görüyoruz ve şunun da bir karla olduğunu hayal ediyoruz Cenk Bey. Bilemediniz Erdem Bey. Nedir, elektrikli sapan değil mi bu? Değil, çünkü eğer burası sapan olsaydı burada bir lastik olması lazım. Onu çizmemem gözlerinizden kaçmış Erdem Kaçtı, Bey. Kaçtı, evet. Sevgili arkadaşlar ve sevgili izleyiciler, bugün Cenk Erdem pazarlama sizlerin boğaz zevkinizi ve gırtlak zevkinizi tatmin etmek amacıyla güzide bir takım ürünler sizlere sunuyor. Ürünlerimizin adı elektrikli çatal bıçak takımı. Bu ürünlerimiz seti sayesinde hayır demeyelim, takımı diyelim Erdem Peki, Bey. Peki siz bilirsiniz. Bu ürünlerimizi şöyle kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki et yiyeceğiz, bir antrikot aldık. Bunu daha önceden kesinlikle pişirmiyoruz çünkü buna gerek yok. Hemen çiğ bir şekilde tabağa koyuyoruz etimizi, masamıza yerleştiriyoruz. Sevgili elektrikli çatalımızı ve bıçağımızı prizlerine yerleştirdikten sonra tutuyoruz. Bir süre sonra zaten onlar elektrik kesene kadar diye bir ses çıkarmaya başlıyorlar. Biz kesme işlemini yapmaya başlarken daha sevgili çatalımız ve bıçağımız etimizi pişirmeye başlıyor. Biz kesme işlemini bitirip ağzımıza atana kadar et gayet güzel bir biçimde pişmiş oluyor. Hatta böylece 40 saat pişir, et pişirmekle uğraşmıyoruz. Pişir diye o etin yağıyla, kendi yağıyla kavrulduğu o cızırtı da güzelce kulağımıza geliyor ve burnumuza da güzel kokular geliyor. Tabii çiğ et yemiyoruz ama çiğ eti biliyorsunuz kesmek biraz zor ve vakit alan bir iştir. Dolayısıyla bu çiğ eti kesene kadar geçecek olan 1-2 dakikada dahi bu sevgili çatalımız ve bıçağımıza ya da gaşrumuza gelen 5600 voltluk elektrik bu sevgili etimizi hemen pişiriyor. Cenk Bey, kaşığımız da var mı elektrikli? Kaşığımız da var. Bu herhangi bir çorba içimi durumunda suyu kaynatmıyoruz. İçerisine atacağımız sebze çorbası yapacaksak içine atacağımız sebzeleri suyun içerisine atıyoruz. Direkt normal soğuk suyun içerisine atıyoruz. Şöyle biraz karıştırıyoruz Erdem Bey elektrikli kaşığımızda. Zaten daha tabağımızdayken yani. Tabii ki. Hemen şöyle yapıyoruz. Hemen kaynamaya başlıyoruz. Kaynamış ve ağzımıza layık bir hal almış oluyor kendisi. Evet. Peki sizin şeyiniz var mı Cenk Bey? Bu elektrikli çay bardağı, elektrikli çay tabağı yaptığınız durumlarda ya da bardak tabak diyelim. İçerisine normal suyu ve çayı atıyoruz. Biz ağzımıza götürene kadar kaynamış ve
böyle demlenmiş oluyor. Çok ona gerek yok aslında. Yani çay bardağı belki bir nebze ama demleme konusunda henüz yeterli başarıyı sağlayamadık. Çünkü bu elektrikli çay bardağımız çayı kızartıyor Erdem Bey demlemek yerine. O yüzden elektriğin fırında çay. Evet, elektriğin demleme kuvvetini bulduğumuz, keşfettiğimiz anda bu dediğiniz ürünü de gerçekleştireceğiz. Evet. Tabii bu ürünümüzün çok önemli bir faydası da sevgili izleyicilerimiz ve larımız. Evinizde tencere, ütü, pardon ütü değil neydi ona? Patates. Düdüklü fırın ya da ben senden düdüklü aldım. İlk fasulyede patlattım. Adlı şarkıları hiç gerek kalmıyor. Zira pişirmek için önceden uğraşmıyorsunuz. Hem vakit kazanıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Bu tarz fırınmış, ocakmış bunlara yatırım yapmadan daha tabağınızdayken her şeyi pişirip yemiş olabiliyorsunuz. Değil mi Cenk Bey? Kesinlikle Erdem Bey. Ama bunun yerine elektrikli tabak yapsaydınız da daha tabağa koyduğumuzda o kendiliğinden... Elektrikli bir insan haline geldiniz Cenk Bey. Ay çarpın. Böyle bir tabak yiyeceksiniz Erdem Bey. Bir ızgara alın. Izgara da yiyin yemeğiniz aynı şey. Aa, anladın mı? Oldu anladım.